Ne öneriyorsunuz hocam? Böbrek yetmezliği için huş, forte, altın başak otu. Dünyada böbrek yetmezliğine karşı en etkili bitki. Altın başak otu. Ben geçenlerde... Nereye gidiyorsunuz hocam? İşte bu altın başak otu, bunu göstereceğim. Türkiye'de geçen büyük bir felaket yaşanıyor Türkiye'de. Ne felaketi hocam, hayırdır? Tarım alanları yok ediliyor. Türkiye en büyük, yani düşman istilalesinde gibiyiz, Allah korusun. Yani Türkiye bir sanki düşman ülke tarafından gelinmiş de kasıtlı olarak verimli arazileri istila edilmiş, yok edilmeye kasıtlı olarak uygulamaya konmuş gibi. Tarımla ilgili. Tarımla ilgili. Yok ediyoruz. Ben mesela geçen bayramda bir iş nedeniyle Sakarya, İzmit, yani Adapazarı, İzmit, Bursa, Balıkesir, Isparta, Burdur, İzmir, Manisa, Çanakkale, buraları dolandım. Yani Marmara, Ege. Tarıma en verişli ovalar ya ev yapılmış veyahut da mezarlık. Fabrika yapılmış. Yani fabrikalar gelişigüzel yapılmaz. Mezarlıklar da yapılıyor. Her şey yapılıyor. Tarım alanları öldürülmüş. Yani iş yeri, adam mesela bir tarlası var, içine bir bina kondurmuş. Veya bir tarlası var, içine bir fabrika kurmuş. Öldürüyoruz. 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl sonra ne olacak? Tarım arazisi kalmayacak. Aç kalacağız. Yani başka milletlerden başka ithal edeceğiz her şeyi. Yani çekirdeksiz üzüm bizde yetişir. Artık çekirdeksiz üzüm ekecek arazi kalmıyor. İncirdir, arazi yok. Yani şeftalidir, arazi yok. Yavaş yavaş tarım alanlarını öldürüyoruz. Türkiye'de çok büyük bir tarım alanlarını yok etme kampanyası var. Yani kampanyası derken hocam, bilerek mi yapılıyor bu yani? Bilinçsizce. Hükümetin buna bir an önce çare bulması, belediyelere de buna sınırlandırma getirmesi, organize sanayi bölgelerinin haricinde asla ve asla istediği yere fabrika kurmamalı, ev yapmamalı, bir plan, proje olmalı. Yoksa 40-50 yıl sonra ne meyve ne zebze yiyebiliriz. Prostatla ilgili konuşmuştuk. Prostat, evet. Bu prostatla ilgili böbrek öyle... yetmezliğine karşı altın başak otu. Türkiye'nin bu Kaz Dağları'nda ve Kaz Dağları'nda, Ayvalık civarında yetişir. Böbrekteki taş, kum, iltihaba karşı en etkili üründür. Vatandaş Levent Bey, Levent Mete, böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyor. 4 ay. Beni aradı, dedi ki 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Neden? Çünkü kanı kirli. Kirli kan dolaşıyor. Dermanı yok. Artık hayattan bıkmış, iş yerini satmış. Sosyal hayatı bırakmış. Dedim ki 4-5 ay iksir, aloe vera jel, özel bir çay kullanacaksınız, hiçbir şeyiniz kalmaz. Bu vatandaş 2 ay kullandı. Tansiyonu, kolesterolü, karaciğer değerleri normale döndü. Kreatini normale döndü. Artık normale idrara çıkıyor. Ben idrara artık ilaç kullanmak istemiyorum dedi bana. Hayır dedim, bana söylemeyeceksiniz. Doktorunuza gidin, urolog, o karar versin. Doktoruna gittim. Doktor demiş ki, aa çok güzel gelişmeler. Fakat yine de sabredin, ne alıyorsanız ne kullanıyorsanız çok iyi gelmiş. Devam edin, deneyin, acele etmeyin demiş. 4 ay sonunda doktorunun da kararıyla diyalizden kurtuldu. Ha, bazıları diyor ki, ya benim böbreğim aynı şekilde, bende böbrek yetmezliği var, aynı şekilde iyileşir mi? Bazı hastalar iyileşmez. Neden iyileşmez? Kişi tansiyon, diyabet, kolesterol hapı kullanmışsa, sürekli kullanılan haplar bunlar. Kimyasal haplar. Böbrekleri bu haplar ne yapıyor? Çürütüyor. Böbrekler 12 santim uzunluğunda, 6 santim genişliğinde diyelim ortalama. Büzülüyor, küçülüyor. Küçülürse 7-8 santime düşmüş, 3-4 santim genişliğinde, 7-8 santim boyunda. Ne oldu? Benim böbreğim de iyileşir mi? Olmaz. Kesilen parmak yerine parmak gelir mi? Gelmez. Böbrek çürümüş, bana diyor ki beni tedavi edebilir misin? Olmaz. Ama böbrekte deforme olmamışsa, kişi tansiyon, diyabet, kolesterol hapı uzun süre kullanmamışsa, yeni başlamışsa problem değil.
ilaç kullanmamışlar. Böbrekleri